Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün E87'nin anahtar kabını değiştireceğiz arkadaşlar. Sadece E87 olarak kabul etmeyelim. Bu yıllardaki BMW'lerde aynı anahtar kullanılıyor birçoğunda. Şöyle göstereyim. Anahtarımız bu şekilde. Bu anahtarı değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi şurada BMW logosu olması lazım. O yerinden çıkmış ve şu tuşlar da deforme olmuş. Böyle eski model olduğu için yılların verdiği yıpranıklık var. Gördüğünüz gibi şuradan arabamız açılıyor. Buradan kilitleniyor. Bu fonksiyonlar yine aynı kalacak. Zaten sadece görmüş olduğunuz siyah kabı yenisiyle değiştireceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen değiştirmeye başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi yeni anahtar kabımız bu şekilde arkadaşlar. Bunun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Oradan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben aldım ve memnunum. Böyle kalitesi de çok dandik bir malzeme değil. Normalde en orijinalini almadım. 65-70 liraya falan aldım. Bunu zaten arabayı satarken ileride bunu vereceğiz. Yanında bunu da vereceğiz. Satın alacak kişi artık hangisini kullanırsa. Evet, işlemimize önce bunun kasasını açarak başlıyoruz arkadaşlar. Bu normalde birazcık zor açılıyor ama benimki birazcık zaten deform olmuş. Şuralardan açıklık var. O yüzden kolay açılacak. Şöyle bir malzeme kullanacağım ben. Siz elinizdeki şeylerden kullanabilirsiniz. Elinizde hangi malzeme varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şurada ucumuz var. İlk önce anahtarımız şuradan açılıyor zaten. Şunu açıyoruz. Şurada bastırarak açılıyor zaten. Bu bilmeyenler için de göstereyim. Pil falan değiştirirseniz de aynı şekilde yapmanız lazım. Şuradan bastırıyorsunuz, açılıyor. Hiç bilmeyenler için gösteriyorum. Şurada da pil kısmı var. Evet, bu da bu şekilde açılıyor. Evet, şuralardan önce kastırmanız lazım. Zaten benimki gördüğünüz gibi hemen açıldı. Bu normalde sert, böyle çizerek açmanız lazım. Sizinki eğer zor açılıyorsa şöyle çizerek rahatlıkla açabiliyorsunuz. Evet. Şu tuşu şuradan kaldıralım. Ve malzememiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar, bu elektronik bir devre olduğu için buna çok dikkat etmeniz lazım. Öyle hiç işten anlamıyorsanız böyle şeyler yapmayın, girişmeyin de. Evet, bir hayli tozlanmış. Şöyle göstereyim. Pili de bu şekilde. Pili böyle değişiyor. Öyle diğer anahtarlar gibi hemen değişen pillerden değil. Buradan lehimle falan değiştirmek gerekiyor. O yüzden bence bir anahtarcıya değiştirirsiniz eğer pilini değiştirmek istiyorsanız. Evet, bunu buraya koyalım. Bunu da buradan açalım. Gördüğünüz gibi anahtar sıfır olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda değiştirebilirsiniz. Şöyle anahtarcıya yaptırabilirsiniz aynı şekilde. Ya da ben bunu kullanacağım. Siz de öyle kullanabilirsiniz. Şöyle kullandığınızda bu şekilde oluyor. Hiçbir değişiklik yok. Evet, şimdi işimize bakalım. Tekrar işimize devam edelim. Kapağımızı açtık. Bu kapakta bulundu. Böyle bunları dışarı koyalım. Evet, bunu koyalım. Bunu da yedek olarak kullanalım. Evet, bunu açacağız şimdi. Ben daha önce Mini Cooper anahtarı değiştirmiştim. O biraz daha basitti. Ama hemen hemen aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, bu şekilde açıldı. Şimdi öncelikle şunun yerine takalım. Şimdi diğerinde farklı boşluklar vardı. Şuradaki boşluk burada. Diğerinde tam buradaydı. Yani biraz daha, yaklaşık bir yarım santimetre daha sağ tarafındaydı. Bunu yapmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Orayı muhtemelen arkadaşlar birazcık kıracağız. Şöyle taktığımızda, çünkü buradan çıkması lazım. Diğerine tekrar bakalım. Şöyle gösterdiğimde farkı görüyorsunuzdur umarım. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi şurada sağ tarafında bir tane boşluk var. Oradan hafif bir yer açarsak bu işlemi güzel hale getiririz. Evet, gördüğünüz gibi şurasını da böyle açtık. Şöyle de gösterebilirim. Evet, şu bölgeyi açtık. Pili şimdi oraya sıkıştıracağız. Evet. Bu da böyle takılıyor. Tam yerine oturacaktır zaten. Evet. Hassas bir şekilde arkadaşlar etrafına bakın önce.
Sonra takmaya başladım. Kablo falan sıkışmasın. Sonra çalışmaz. Bunu da ilk önce şurasını takarsak herhalde işlemimiz gerçekleşecek. Evet, anahtarımız şu anda hazır. Evet, anahtarımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Bir de arabanın üstünde denememiz lazım tabii. Bu arada anahtarı daha yeni değiştirdiğimiz için zor basıyor olabilir. Şu tuşlar çok kolay basıyor gördüğüm kadarıyla. Ortası birazcık zor basıyor. Onu bir deneyelim arabanın yanına gidip. Evet arkadaşlar, anahtarımızda bir sıkıntı yok. Şöyle kilitleyelim. Şöyle açalım. Sesi duyuyorsunuz. Bir de arabayı çalıştıracağız şimdi. Takalım hemen. Gördüğünüz gibi elektrik geldi. Buna da... Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde anahtar kapı değişim işlemimiz bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.